Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü dersimizin konusu tahkiki iman, imanın mertebeleri ve Risale-i Nur'un iman üzerine tahşidat yapmasının sebepleri olacak inşallah. Bilindiği üzere iman meselesi gerçekten çok önemli bir meseledir. Her gün iman üzerine aslında tahşidat yapsak imanımızı tecdit noktasına çok lazım olan bir şeydir. Yani zayıf sayılmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceddidu imanekum bila ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah diyerek yenileyiniz. İmanımız her an, her dakika yenilenmeye ihtiyacı vardır. Çünkü 100 trilyon hücreye sahip olan insanda her gün ya da her dakika belki binlerce, milyonlarca hücre ölmektedir. Yeni hücre doğmaktadır. Dolayısıyla yeni doğan hücreler imanla beslenmesi için insanın sürekli imanın tazelemesi ve kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Onun için Risale-i Nur baştan başa, serapa baştan başa iman üzerine tahşidat yapmaktadır. Bugün bu dersimizde inşallah iman nedir? İmanın mertebeleri nelerdir? Ondan sonra Risale-i Nur niçin iman üzerine tahşidat yapmaktadır? Bu sorulara Risale-i Nur'dan cevap aramaya başlayacağız. Çalışacağız inşallah. İşaret-i İcaz'dan başlıyoruz. Üstadımız Fatiha suresinin ilk 5 ayetini tefsir ederken imanı şöyle tarif ediyor. İman Sadi Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Evet. Demek ki iman Sadi Taftazani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur denilmiştir. Öyleyse iman Şems-i Ezeli'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır ve bu sayede bütün kainatla bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur ve her şeyle kesbi marife eder. Ve insanın kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki insan o kuvvetle her musibete, her hadiseye karşı mukavemet edebilir. Ve öyle bir vusat ve genişlik verir ki insan o vusatle geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir. Ve keza iman Şems-i Ezeli'den Cenab-ı Hak katından insan ihsan edilmiş bir nur olduğu gibi saadeti ebediyeden de bir parıltıdır ve o parıltıyla vicdanında bulunan bütün emel ve istidatların tohumları bir şeceri tuğba gibi meşrunumaya başlar, ebed memleketine doğru hareket eder gider. Demek ki bu okuduğumuz yerde manayı anlamamız gerekiyor. Anlıyoruz daha doğrusu. Şimdi iman insana nasip olması için Cenab-ı Hak fazlından ve kereminden insana iman bahşetmesi için önce insanın imanı istemesi, inanmayı istemesi gerekir. İmanla meyilli olması gerekir. İmanı sevmesi gerekir. İmanı istedikten ve sevdikten sonra Cenab-ı Hak istediği kulun kalbine iman nurunu koymaktadır. Deniyor burada. Şimdi 23. sözden bir miktar okuyacağız. İmanın ne mana geldiğini, insan nasıl imanla bir mana kazandığını üstadımız burada ifade ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Biz muhakkak insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra onu en aşağı bir derekeye düşürdük. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ancak iman edip ve salih amel işleyenler aşağı bir derekeye düşmeyeceklerdir. Buyuruyor. İmanın binler mihasilinden güzelliklerinden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta,
İnsan nuru iman ile alayiliğine çıkar. İnsan imanın nuruyla alayiliğine çıkar. En yüksek bir mertebeye çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esri safine sukut eder düşer. Ve zulmeti küfür ile küfrün karanlığıyla esfili safine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine, çünkü iman insanı yaratanı, sanatkarı olan, onu yaratan saniye dispet ediyor. İman bir intisaptır, bir bağlıktır. Öyleyse insan, iman ile insana tezahür eden sanatı ilahiye ve nukuşu Esma-i Rabbani'ye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder, keser. O kattan sanat-ı Rabbani'ye gizlenir. Cenab-ı Hakk'ın Rabbani sanatı gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zahile, hem vakkat bir hayatı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetlidir. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa değmiyor. İşte öyle antika bir sanat antikacıların çarşısına gidilse, harika pişe ve pek eski hünerver sanatına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle, hatıra getirmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyata satılır. 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir muzeyi kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali müsahhar suretine yaratmıştır. Demek ki insan bu kainata bir misali müsahhar, küçültülmüş bir örnek, bir misal şeklinde yaratılmıştır. İnsanın ruhu ruhlar aleminden, hafızası leh-i mahfuzdan, hayali misal aleminden alınmış küçük bir numunedir. İnsanın saçları ağaçlara, damarları nehirlere, ondan sonra kemikleri taşlara benzer. Değil mi? Sinirleri telefon direklerine benzer. Dünyanın 1/4'ü sudur, insanın 1/4'ü sudur. Maddi mali olarak demek ki insan bu kainatın küçültülmüş bir misali müsarı olmaktadır. Eğer nuru iman içine girse, insanın içine girse, üstündeki bütün manidar, manalı nakışlar o ışıkla okunur, o mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani Zülcelal'in mesuyum, masnuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanatı Rabbani'ye tezahür eder. Demek saniyine, yaratıcısına intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asarı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanatı Rabbani'ye göre olur ve aynı samandaniye itibarıdır. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatabı ilahi ve cennete layık bir misafir-i Rabbani olur. Eğer katı intisaptan ibaret olan küfür, yani Cenab-ı Hak'la Rabbimizle irtibatımızı sağlayan o iman kesilse, o zaman küfür meydana gelir. Katı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse, o vakit bütün o manidar, manalı nokuşu Esma-i İlahiye, ilahi isimlerin nokuşları, nakışları karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa, yaratıcı unutulsa, saniye müteveccih manevi cihetler de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O manidar, âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise sufli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız maddi hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder, gider. İşte küfür böyle mahiyeti insani yıkar
elmastan kömüre, kalbeder dönüştürür. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der, Allah'a tevekkül ettim der, sefini hayatta kemali emniyetle hadiselerin dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder ve rahatla dünyadan geçer, berzahta, kabirde istirahat eder, sonra saadeti ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, insan Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfir-i safine en aşağı bir derekeye çeker. Demek iman tevhidi, Allah'ın birliğini, tevhid teslimi, tevhid, Allah'ın birliği, Cenab-ı Hakk'a teslim olmayı, teslim tevekkülü, teslim olmak da Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmeyi, tevekkül saadet-i dareni, iki cihan saadetini, dünya ve ahiret saadetini iktiza eder, gerektirir. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı, sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı, desti kudretin, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili terakki ederek, müsebbibatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Sebep, müsebbep ne anlama gelir? Mesela ağaç sebep, meyve, o ağacın dalındaki meyve müsebbep oluyor. Değil mi? Yani meyve sebep olan ağaç vasıtasıyla bize takdim ediliyor. O vasıtadır. Mesela anne baba sebep, çocuk, doğan çocuk müsebbep oluyor. Bunun gibi biz aslında sebepleri, biz müsebbibatı sebeplerden istemeyeceğiz. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. Sebeplerin arkasında müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ı göreceğiz. Mesela meyveyi ağaçtan istemeyeceğiz. Meyveyi ağaçtan, huvatı topraktan istemeyeceğiz. Ya meyveyi ağaçtan değil, o ağacın arkasına, o ağaca meyveyi yaptıran hakiki müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hak'tan meyveyi isteyeceğiz. Evet. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı, sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili terakki ederek, müsebbibatı sebepler neticesinde bize ikram edilen nimetleri yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikaye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi, ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefini sultaniye, şu yaratıcımızın sefini, yani padişahın sefinesi, gemisi daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükünle beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir, bu delidir diye seni tahrik edecek. Ya haindir, gemimizi itham ediyor, bizimle istiza ediyor, hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile, kibirliğinle, azi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasanoğun ile, yapacık hareketlerinle kendini halka mühika yaptın, gülüş yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et.
Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her halisenin karşısında titremekten ve hoturuşluktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviden, uhrevi şekavetten, bedbahtlıktan ve tazikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vasfeyi asliyesi iman ve duadır. Demek ki iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vasfeyi asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıh, açık bir delildir ve bir burhanı katıdır. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekamül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir. Yani gönderilir. Ya 2 saatte, ya 2 günde veya 2 ayda bütün şeraiti hayatiyesini, hayat şartlarını ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını, hayat kanunlarını öğrenir, meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı hayatiyeyi ve meleki ameleyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Değil mi? Bir hayvan yavrusu dünyaya gelir gelmez 2 saat içerisinde ayağa kalkar ve hayat şartlarına intibak etmeye başlar. Annesinin sütünü emmeye başlar. Değil mi? Ama yeni dünyaya gelen bir insan yavrusu ancak 2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve faydayı anlayabiliyor. Hayatın sonuna kadar ilim öğrenmeye muhtaçtır. Evet, ama hayvanlar öyle değil. Demek hayvanın vasfı asliyesi taallümle, ilim öğrenerek tekamül etmek, mükemmel olmak değildir. Ve marifet kesbetmekle, terakki etmek, bilgi edinerek terakki etmek değildir. Ve azini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Belki vasfesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir. Ubudiyeti fiiledir, fiili bir ibadettir. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta 20 senede tamamen şeriatı hayatı öğrenemiyor. Belki ahiri ömrüne kadar, ömrünün ahirine kadar, sonuna kadar öğrenmeye, ilim öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip, 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor, 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder, hayatı beşeriyenin muavenetiyle, sosyal hayatın yardımıyla ancak menfaatlerini celp elde etmek ve zararlarından sakınabilir. Demek ki insanın vazife fıtriyesi taallümle, insanın fıtri vazifesi taallümle ilim öğrenerek tekemmüldür, mükemmel olmaktır. Duayla ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olmuyorum, kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olmuyorum, nasıl birisinin lütfuyla böyle nazilane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir ve binden ancak birisine el yetişemediği hacatına dair kadir hacata, bütün ihtiyaçları karşılayana, karşılayan olan Rabbimize insanı az ve fakr ile yalvarmaktır, istemek ve dua etmektir. Yani azin ve fakrın cenahlarıyla makamı âli ubudiyete, ibadetin, ubudiyetin, kulluğun yüksek makamına uçmaktır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek, mükemmel olmak için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin, bütün hakiki ilimlerin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Allah'ı tanımak, bilmektir. Ve onun üstün esası, onun temeli de imanı billah'tır. Şimdi imanla alakalı 20. mektupta üstadımız şöyle bir açıklama yapıyor, tefsir ediyor. Katiyen bil ki fıkhatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Evet, fıkhatın yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın yaratılışın en yüce neticesi imanı billah'tır, Allah'a iman etmektir. Ve insaniyetin, insanlığın en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Allah'a iman içindeki marifetullah'tır. Marifetullah ne demek? Bir paraf açacak olursak, Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla, isim, fiil ve sıfatlarıyla tanımak demektir. İsim, sıfat ne demek?
Mesela diyelim ki Alim, Allah'ın ismi, çok çok bilen, her şeyi bilen demektir. Her şeyi bilen Allah demektir. İlim Allah'ın sıfatıdır. Hakim, her şeyi hikmetle yaratan Allah demektir. Allah'ın ismi. Hikmet ise Allah'ın sıfatıdır. İşte biz iman-ı billah içinde marifetullah'la Allah'ı tanıyacağız. Evet, iman-ı billah demek ki insanın en yüksek, insanın hılkatinin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır. Allah'a iman etmektir. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Demek ki marifetullah, iman-ı billah, marifetullah, sonra muhabbetullah, Allah'ı sevmek geliyor. Ve ruhu beşer için en halis surur ve kalbi insan için en safi sevinç ve o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Ruhani lezzettir. Gerçekten kuvvetli bir imana sahip bir insan ruhani bir lezzet hisseder. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bir kuvve ya potansiyel olarak veya bir fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, Allah'ı tanımayan, onu bilmeyen, onu sevmeyen, ona kulluk yapmayan nihayetsiz şekavete, bedbahtlığa, alama, elemlere, evhama, vehimlere manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette aciz miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, o perişan ve fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, yaratıcısını tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu, başıboş olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetlerle dolu dünya, yalnızlıklarla dolu olan dünya bir tenezzülgaha döner ve bir ticaretgah olur. Şimdi imanın mertebelerini Emir Dağlar Kasım'dan 62. mektuptan göreceğiz inşallah buradan. Şöyle bir sualle başlıyoruz. Risale-i Nur'un erkanı imani hakkında bu derece kesretli tahşilatı yoğunlaşması, iman üzerine, imani meseleler üzerine yoğunlaşması ne içindir? Bir ami müminin, ami okuma yazma bilmeyen ya da tahsili olmayan bir müminin imanı büyük bir velinin imanı gibidir diye eski hocalar bize ders vermişler diyor. Böyle bir soru var. El cevap, başta Ayet-ül Kübra, Meratibi İmaniye bahislerinde ve ahire yakın, onun sonuna yakın, Mücedid-i Elfesani, İmam-ı Rabbani, Kuddise Sürruh beyanı ve hükmü ki, bütün tarikatların müntehası ve en büyük maksatları hakaiki imaniyenin inkişafıdır. Ve bir mesele imaniyenin, bir imani meselenin katiyetle vuzuhu, açıklığa kavuşması, bin kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir. Ve Ayet-ül Kübra'nın en ahirdeki ve laikadan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanı cevap olduğu gibi Meyve Risalesi'nin tekraratı Kur'an'ı hakkında 10. meselesi tevhid ve iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesreti tahşidatı Kur'an'ın hikmeti, Kur'an'ın bu iman üzerine bu kadar tahşidat yapmasının hikmeti aynen bir tamamen onun hakiki tefsir olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi de cevaptır. Hem imanı tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili ve imanı bütün tehacumata, hücumlara ve vesveselere ve şüphelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risale-i Nur parçalarının izahatı büyük ruhlu küçük alimin mektubunda öyle bir cevaptır ki bize hiçbir ihtiyaç bırakmıyor. İkinci cihet, iman
yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münhasır değil. Evet, iman yalnız icmali, özet ve taklidi, yani atadan, büyüklerden, hocalardan duyularak elde edilen iman taklidi bir iman oluyor. Biliyorsun, iman taklidi, iman tahkiki iman diye iki ayrılıyor. Taklidi iman işte atadan, hocalardan, büyüklerden duyulan iman. Ben dedemden, büyük dedemden şunu duymuştum ki Allah vardır, birdir ve bütün kainat onun tarafından yaratılmıştır. Her şey onundur şeklinde bir iman anlayışı. Bu iman icmali ve taklidi bir imandır. Bu imanın yok olması çok kolaydır. Bir vesveseyle icabında, bir dinsizin o kişiye bir vesvese atmasıyla bu iman yok olabilir ya da darbe yiyebilir. Bir de tahkiki iman var. Risale-i Nur baştan başa tahkiki imanı gösteriyor. Tahkiki iman araştırmaya dayanan imandır. Her şeye, kainattaki her varlığa baktığı zaman orada Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görme şeklindeki imandır. Evet, iman yalnız icmali, taklidi bir tasdike münhasır değil. Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynada görünen misali güneşten ta deniz yüzündeki aksine, ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi imanın o derece kesrettiği hakikatleri var ki bin bir esma-i ilahiye vesaire erkan-ı imaninin kainat hakikatleriyle alakadar çok hakikatleri var ki bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve imanı tahkikiden gelen, tahkiki imandan gelen tafsili ve bürhanlı marifeti kutsiyedir diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. Evet, imanı taklidi, az önce ifade ettiğimiz imanı taklidi, taklidi iman, çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkikide pek çok meratip vardır. O meratiplerden ilmel yakın mertebesi çok bürhanlarının kuvvetiyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Şimdi iman aynı yakın iman var. İlmel yakın iman var. Aynı yakın iman var. Bir de hakkı yakın iman var. Bu ilmel yakın, aynı yakın ve hakkı yakın aslında bilgi yollarıdır. Mesela biz diyelim ki ateşin bulunduğu yerde duman olur. Ya da dumanı gördüğümüz zaman orada ateş vardır. İlmen bunu biliyoruz. Dumanı gördük ama ateşi görmedik. İlmen duman olan yerde ateşin olduğunu biliyoruz. Biraz daha yaklaşıp ateşi bizzat gözümüzle gördüğümüz zaman bu aynı yakin oluyor. Gözle görülerek elde edilen haber oluyor, iman oluyor. Bir de yaklaşıp ateşe parmağımızı sokup onun hararetini, sıcaklığını hissettiğimiz zaman bu da hakkıyla yakın oluyor. Risale-i Nur'un kazandırdığı iman, üstadımız bunu Kasım Ulaykası'nın 13 nolu mektupta dile getiriyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un kazandırdığı iman, hakkıyla yakın mertebesinde bir ilmel yakın iman. Bir de o iman bütün duygulara sirayet ediyor, kökleşiyor. Şeytan diyor insanın sekerat vaktinde imanını almak için insana gelir, tevessül eder. Ama diyor ki şeytan sadece akla şüphe verebilir o sekerat vaktinde. Ama Risale-i Nur'un kazandığı iman ise bütün duygulara sirayet ettiği için şeytanın eli oraya kadar yetişemiyor. Dolayısıyla Risale-i Nur yoluyla imanı elde eden bir kişi, mühmul talebesi ne oluyor? Son nefesinde şeytanın tuzağından kurtularak kabre imanla girmiş oluyor. Allah bizleri onunla da eylesin inşallah. Allah bizi imanla, hakiki böyle iman hakiki imanla kabre imanla girenlerden eylesin inşallah. Hem imanı tahkikinin bir mertebesi de aynı yakin derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki Esma-i İlahi adedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkal yakindir. Hakkal yakin iman. Evet. Bu aynı yakin iman üstadımız bir yerde bu imanı evliyaların, delilerin imanı olduğunu söylüyor. Onlar mesela biz aklımızla kavradığımız iman hakikatlerini evliyalar gözleriyle diyor görüyorlar. Evet. Bir de imanın en güzel, en yüksek mertebesi nedir? Hakkal yakin mertebesidir.
Onun da çok mertebeleri var. Öyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez. Mesela Hazreti Ali'nin, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, sahabelerin, ondan sonra Hazreti Ali'nin imanı, bu Hazreti Üstad'ın da imanı, bu imandan, iman mertebesinden olduğunu biliyoruz. Mesela Hazreti Ali'ye isnat edilen şöyle bir olay anlatırlar. Hazreti Ali'ye bir söz anlatırlar. Hazreti Ali buyurmuş ki, eğer perde-i gayb açılsa, ben gözümle Allah'ımı görürsem imanım artmaz demiş. O derece kuvvetli bir imana sahip. Evet. Ve ulema-i ilmi kelamın binler cilt kitapları akla ve mantığa isnaden telif edilip yalnız o marifeti imaniyenin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler. Ve ehli hakikatin yüzer kitapları keşfe, zevke isnaden dayanarak o marifeti imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'an'ın mucizekar cadde-i kübrası gösterdiği hakaiki imaniye ve marifeti kutsiye o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu cami kapsayıcı ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip 1000 seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zarına ve Adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hassiz tahşilata ihtiyacı vardır ki o hassiz düşmanlara karşı dayanıp ehli imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bazen 1 saat tefekkür 1 sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta nakşilerin hafi zikre, o gizli zikre verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Bir de son olarak bir mektubu okuyarak dersimize nihayet verelim inşallah. Risale-i Nur niçin iman üzerine çok taşkilat yapıyor diye bazıları tenkit oklarını yöneltiyorlar Risale-i Nur'a. Üstadımızla temas ediyor. Bismillahi Subhanehu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim ve Nur Şakitlerinin küçük pehlivanları. Asa-i Musa ahirinde bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı Büyük Ruhlu Küçük Ali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiği bir cevap var. Onu okuyunuz ki o zata bazı muhterizler, itiraz edenler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah'ı bilir. Adi bir adam, sıradan bir insan, sıradan bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetler ve gayet lüzumlu tahşilatını, yoğunlaşmasını, iman üzerine yoğunlaşmasını ziyade göstermek istemişler. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainatı ihata eden ruhiyetine, Rabb'lığına, terbiye ediciliğine, rızık vericiliğine, bezerelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kati iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i kutsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba, sebeplere ve tabiata taksim etmek ve onlara istat etmek, dayandırmak, haşa hassiz şerikler hükmünde esbabı, hassiz şerikler hükmünde olan sebepleri merci taramak, müsebbibatı sebeplerden istemek, yani meyveyi ağaçtan, hurvatı topraktan istemek, sütü inekten istemek, balı arıdan istemek gibi ve her şeyin yanında hazı irade ve ilmini bilmemek ve şiddeti emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini ve peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfrü mutlaktaki
manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söyler. Demek ki bir adam ben Allah'a iman ediyorum diyor ama diğer taraftan uygulamalarıyla Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemiyor. Allah'ın farzlarını dikkate almıyor, yerine getirmiyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, değil mi? Helal haramlara dikkat etmiyorsa demek ki onun o taşıdığı iman gerçek bir iman, hakiki bir iman değildir. Evet, inkar etmemek başkadır. İman etmek bütün başkadır. Evet, kainatta hiçbir izi şuur, kainatın bütün ezrası kadar şahitleri bulunan halk Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, Cenab-ı Hakk'a iman etmek, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi o halıkı sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden dayanarak kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe etmek, nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbestçe işleyip, istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Mesela büyük günahlar nelerdir? Barallah haytasında üstadımız orada bir yerde ifade ediyor. Katil diyor, adam öldürmek en büyük günah. Hukukul valideyn, zina, şarap, kumar, ondan sonra masum insanlara iftira etmek, ondan sonra dine zarar veren bidalara taraftar olmak. Bunlar büyük günahlardır. Eğer bir adam Allah'a iman ediyorum diyorsa, bu büyük günahları da serbestle işliyorsa, tevbe istiğfar etmiyorsa, nedamet etmiyorsa, günah işlediği zaman ya Rab beni affet, ben hata ettim, benim kusurumu bağışla demiyorsa, kulluk vazifesini yerine getirmiyorsa, değil mi? O zaman demek ki bu imandan iyi hisse almadığını gösterir. Yani bu kuru iman insanı ne yapar? Kurtarmaz, ahirette kurtarmaz. Cenab-ı Hak bizlere inşallah böyle kuvvetli bir iman nasip etsin inşallah. Ve imanımızın davranışlarımıza imanı davranışlarına akseden hakiki müminlerden, nur talebinden eylesin inşallah. Subhaneke la ilmena illa ma alemtena inneke ente alemul hakim ve ahir davam enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.